Evet arkadaşlar, önceki dersimizde List view adaptörümüzü yapmıştık. Şimdi Main Activity sayfama gelerek bu List içini doldurarak menümü oluşturmuş olayım. Bunun için öncelikle arkadaşlar List buraya çağırıyorum. List View List View Buna List View diyelim arkadaşlar. Şöyle virgül değil de noktalı virgül koyacağım. Daha sonra iki tane array oluşturuyorum. String array. Buna adi diyelim ya da adlar diyelim. Adlar şöyle olacak arkadaşlar. New string yani yeni bir ne olmuş oldu arkadaşlar? Yeni bir array oluşturuyorum, stringlerden oluşan bir array. Şöyle obje notasyonu ile tamam tanımladıktan sonra en üstte son eklenenler. Şu an buraya yazacağım şeyler arkadaşlar benim menüm olacak. Daha sonra favorilerim diyorum favorilerim. Daha sonra iyi bir uyku, iyi bir uyku. Bu kategorideki meditasyonlarımı sıralayacak. Daha sonra kişisel gelişim diyorum. Kişisel gelişim. Daha sonra mistik işler diyorum. Mistik işler. Daha sonra olumlamalar yapıyorum arkadaşlar. Olumlamalar. Daha sonra motivasyon yapıyorum motivasyon. Daha sonra şöyle arkadaşlar çak, çakra bilgileri diyorum bu da meditasyon ile ilgili bir şey çakra bilgileri. Daha sonra çekim yasası bilgileri. Bunlar benim sunucumdaki meditasyon türleri gösterdiğim zaman zaten göreceksiniz oraları. Çekim yasası bilgileri dedik arkadaşlar. Daha sonra astroloji deyip bitirelim. Şöyle iki tırnak içine yazıyorum. Astroloji. Bunlar arkadaşlar menümün öğeleri olacak. Yani menüm açıldığı zaman bunlar olacak. Daha sonra bir string array daha oluşturuyorum. Buna da linkler diyorum. Linkler eşittir new string diyorum. Obje notasyonuyla bunu da hemen dolduruyorum. Şöyle iki nokta koymayı unutmayalım. Buna öncelikle 0 0 0 diyelim arkadaşlar. 0'a bastığımız zaman son eklenenler gelecek. 0 diye çağıracağız veri tabanından. Daha sonra ikincisi yani favorilere eklediklerimizin herhangi bir kategorisi olmayacağı için onlara 00 diyelim. Onların çünkü sunucuda bir kategorisi yok. Onlar burada SQLite içinde favorilere attığımız meditasyonlar olacak. Şöyle sıralıyorum hemen bunu. Ctrl D ile aşağı kadar iniyorum. Kaç tane lazım? 8 tane lazım arkadaşlar. 8'e kadar gideceğiz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. da bastığımız zaman yani şu kategoriler 8. kategorideki dediğim zaman astroloji gelecek. 7. kategoridekiler gelsin dediğimde çekim yasasıyla ilgili meditasyonlar gelecek. Gelip hemen burada bir tabii şu yukarıda bir de arkadaşlar drovable pardon drawer layout Tanımlamam gerekiyor. Şöyle Drawer Layout çünkü menüm benim bunun içinde. Buna Drawer diyelim. Başka bir de buton tanımlayalım arkadaşlar. Menü butonum. Menü buton diyelim. Bu menü butonuna tıkladığım zaman menüm açılacak. Hemen gelip Öncelikle Drawer'ımı buluyorum. Find View by ID yapıyorum. Nokta ID Nokta Neydi arkadaşlar? Drawer Layout Böyle çağırıyorum. Menü butonumu da çağırıyorum hemen. Şöyle menü buton eşittir. Find View by ID diyorum. nokta Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Nerede? Content main içinde miydi? Şu menü. Şu buton. Evet arkadaşlar burada. Buna menü buton. Menü btn demişiz. Hemen o şekilde çağırıyorum. Menü btn. Böylece menü butonumu da Bulmuş olduk. Şimdi Drawer'mıza arkadaşlar şu Drawer yani Drawer Layout buna bir metot eklememiz gerekiyor. Ad drawer listener ekliyorum arkadaşlar buna. New Drawer Listener diyorum. Bunun arkadaşlar dört tane metodu var. Bu menü hareket ederken ki çalışacak metot Burası menü açıkken çalışacak olan metot. Burası menü kapalıyken çalışacak metot. Bu da menünün durumu değiştiği zaman çalışacak olan metot. Ne yapıyorum arkadaşlar? Açıkken menü butonumun arka planını değiştiriyorum. Ne diyorum? Set background resource. Burada resource.drawable.menu menüs diyorum arkadaşlar. Yani şu menü butonunun aşağı çevrilmiş hali. Şöyle göstereyim size. Yani menü açık anlamında göreceksiniz birazdan bunu. Menü kapalı kapalıyken arkadaşlar menü buton set background resource. Burada arkadaşlar böylece şunu da öğrenmiş oluyorsunuz. Bir butonun Java'da yani bu taraftan arka planının değişmesi, resminin değişmesi bu şekilde yapılmış oluyor. Daha sonra geliyorum arkadaşlar. Bir de yukarıya bir adaptör tanımlamam gerekiyor. Hemen onu da tanımlayalım. List view adaptöre adaptör diyelim. Geliyorum. Burada adaptörüme içerikleri eklemeye başlıyorum. Adaptör, eşittir, new list view adaptör diyorum. Burada benden öncelikle context istiyor. Yani hangi aktivite içinde çalışacak. Bu aktivite içinde çalışacak. Daha sonra benden bir string array istiyor. Hemen adlar diyorum. Daha sonra benden linkleri istiyor. Ona da linkler diyorum. Ve List bu adaptörü atıyorum arkadaşlar. List View Set Adaptör diyorum. Adaptörü buraya atıyorum. Bu şekilde şu an menümün içine şu öğeler yerleşmiş oldu. Yani liste elemanlarımı bu List View'in içine yerleştirmiş oldum. Şimdi bunlara tıklanınca ne olacak? Hemen onu ekleyelim. List View nokta Set On Item Click Listener Set On Click Pardon, sen on item click listener. Yani herhangi bir öğeye tıklanınca ne olacak? Onu oluşturuyorum. On item click listener yaptık arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Pozisyon şurası geliyor. Buna pozisyon diyorum arkadaşlar. Position bu pozisyon sayesinde menünün hangi öğesine tıkladığımı tespit edeceğim. Öncelikle eğer menü açıksa menüyü kapatalım arkadaşlar. Drawer diyorum. Daha sonra close drawer diyorum arkadaşlar. Burada gravity komp gravity kompet, nokta start diyorum kapanma şeklini oluşturmuş oluyorum. Ve bir dostla arkadaşlar hangi menüye yani hangi öğe bastığımızı görelim. Dost diyorum. Buraya numaralı menü öğesine tıkladınız diyelim. Öğesine tıkladınız. Hemen buraya pozisyonu yani şu pozisyonu kullanmayı öğrenmiş olacağız. Ne diyoruz burada? Linkler. Şöyle linkler. Hangi öğe, pozisyondaki öğe artı diyorum. Şöyle oluşuyor. Ve uygulamamı çalıştırıyorum arkadaşlar. Şu an sorunsuz bir şekilde menümün çalışıyor olması gerekiyor. Hemen şuradan uygulamayı çalıştır diyorum. Açık zaten. Hemen şöyle gelelim emülatöre. Emülatöre gelmesini bekliyorum arkadaşlar uygulamamın. Bir de bu açılan açılıncaya kadar arkadaşlar ben şunu hemen halletmeyi yapayım. Menü butonumuza basınca açılacak şeklinde bir işlem yapmadık. Onun için menü butonuna set on klikli sınır ekliyorum. Yani tıklandığı zaman ne olacak? Set on click listener. New on click listener ekliyoruz. Daha sonra burada şöyle bir if ekliyoruz arkadaşlar. O da şu. Drawer eğer açıksa kapansın. Kapalıysa açılsın arkadaşlar. Is drawer open yani drawer açık mı Gravity compact start diyorum. Eğer açıksa arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki kapatacağız. Bu yüzden drawer drawer nokta close drawer diyorum. Eğer açık değilse arkadaşlar bu durumda ne yapıyorum? Tabii ki drawer drawer'ımı yani menümü açıyorum. Drawer nokta open drawer diyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi menüye bastığım zaman açılacak. Ha bu tuş olmasa da olur. Yani bu düğme olmasa da olur. Şöyle zaten sürüklediğimiz zaman açılan bir şey bu menü. Şimdi uygulamanın derlenip emülatörde açılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, uygulama açılırken kapandı. Yani bazı hatalarımız var. Hemen birinci hatamıza bakıyoruz. Şöyle list view null obje diyor arkadaşlar buna. Yani bu objeyi bulamadım diyor. Bulamaz tabii çünkü biz şöyle tanımladık yukarıda, sonra aşağıda gelip kullandık. Ama öncelikle bizim buna list view eşittir find view by id resource nokta nokta neydi arkadaşlar bunun id'si hemen geliyorum left drawer child yani hangi listeyi kullanacak onu bilmiyor. Hemen gelip onu gösteriyoruz. Diyoruz ki bunu kullanacaksın. Yani buna adaptör atayacaksın. Burada uygulama patladı. Şimdi şöyle şurada da bazı hatalarımız var arkadaşlar. Birincisi şu Gravity bölümüne layout gravity dememiz gerekiyor. Şuradan fark ettim. Ön izlemede sayfayı dolduruyor burası. Doldurmaması gerekiyor çünkü buranın. Menü kadar olması gerekiyor. Layout layout gravity gravity diyorum buna ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir menü kadar yer tutmuş oluyor. Aynı şekilde şu content main içinde de bazı eksikliklerim var. O da şu layout davranışını vermedim behavior diyorum. Ve zaten String içinde appbar scrolling with behavior getiriyorum. Davranışı bu Android'in kendi kütüphanesinde zaten direkt var. Daha sonra bunu show in yani neyin içinde gösterilecek bu arkadaşlar? Activity main'in. Yani bizim şu content main'imiz activity main'imizin içinde görülen bir layout. Bunu da burada söyledikten sonra gördüğünüz gibi burası da düzeldi arkadaşlar. Şimdi uygulamayı çalıştırdığım zaman herhangi bir sorunla karşılaşmamayı umuyorum. Evet arkadaşlar uygulamamız açıldı emülatörde. Hemen şöyle tıkladığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar tıklıyorum herhangi birine. İlk önce menüyü kapatıyor. Daha sonra 6 numaralı menü öğesine tıkladığımızı belirtiyor. Basıyorum açılıyor. Şu menü değiştiğini görüyorsunuz. Basıyorum kapanıyor. Şöyle tutup getirdiğinizde de menü açılıyor ve bu durumda yine menünün butonu değişiyor. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.